kasım 2019'dan yani yasa çıkan 18 Nisan 2021'e kadar yani 17 ay boyunca bakanın yapmamışlar dediği araştırmanın yapılmasını zaten yasaklamıştır. Anayasa Mahkemesi'nin yasak kararı olan 17 ayda İBB'nin iştirak şirketlerine 11.351 kişi işe alındı. İBB, İSKİ ve İETT'de bu dönem alınanları da sayarsanız 13 bin civarında personelin işe girdiğini görüyoruz. Bu dönemde arşiv araştırması, güvenlik soruşturulması yasaktı. Bu kanunun anayasa mahkemesi değişimiyle netti. Peki bakan bunu bilmiyor mu? Ocak 2021 tarihli yazısı sizin elinizde. Bizzat kendisi bu evrakları istemeyin diye resmi yazı yazmıştı. Yani ilk iddiası tamamen hiç şaşırtmayacak şekilde iftiradır. Biz bu insanlar için bahsettiği evrakları isteyemezdik. İstediğimizde de zaten verilmemiştir. Şimdi asıl konu şu müfettiş raporuna göre kurumlarımıza alınan 25.361 kişiye arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmış. Yani Anayasa Mahkemesi'nin yasakladığı dönemde işe aldığından 13 bin civarındaki personele de bu araştırmayı müfettişin sorguladığı dönemde yapmışlar. Ve şimdi Bizi o dönemde niye yapmadığınız diye savcılığa veriyorlar. Yasa yok, genelge yapmayın diyor. Valilik talebimizi reddediyor. Ama bakan yine yapmalıydınız demekte ısrar ediyor. Bizim Allah aşkına soruyorum. Kendi emniyet teşkilatımız mı var da bunları yapabileceğiz? Yani tabiri caizse kurt kuzuyu yemek isteyince kendisi suyun yukarısında da olsa suyumu bulandırdın diyerek bahane aramış. Ama buradan bakana söylüyorum. Biz kuzu değiliz. Bu ülkede adaletin yerini bulacağı günlerin geleceğine inanan ve mücadelesini kararlılıkla veren insanlarız. Peki, Anayasa Mahkemesi kararına kadar ve 17 aylık aradan sonra yeni yasa çıkınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşiv ve güvenlik araştırmaları konusunda üzerine düş üzerine düşeni yapmış mıdır? Evet, yapmıştır. Yasak kararı öncesi 5 aylık ve yeni yasa sonrası 8 aylık toplamda 13 ayda işe giren 7500 kişi için arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasını talep ettik. Bununla da yetinmedik. Eski İBB yönetimin döneminde yani soruşturmanın kapsamı içinde olan o 6 ayda işe aldığı 4116 çalışandan eksik olduğunu gördüklerimizin de arşiv ve güvenlik soruşturmalarını da talep ettik. Bu üç yıl için toplam 10.277 arşiv araştırması talebimizin 9.617'sine cevap aldık. 660 kişinin arşiv araştırması için ise tam bir yıldır cevap bekliyoruz. Hatırlatmak isterim. 30 günde cevaplaması gereken 660 kişi için bir yıldır biz yanıt beklerken müfettiş 25.361 kişinin sorgusuna 5-6 ayda ulaşabiliyor. Demek ki isteyince olabiliyormuş. Ve bu maddede son ama acıtan bir detayı da sizlere vermek istiyorum. Eski başkan Mevlüt Uysal ve Sayın Vali Ali Yerlikaya'nın sorumlu olduğu dönemde işe alınan 4116 kişiden 1800'ü için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması da istenmemiş. Hem de o dönemde Anayasa Mahkemesi'nin kararı yokken. Şimdi Sayın Bakan'ın tarifiyle Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi de bizim gibi hileci mi oluyor? Bunu tanımlamasını istiyorum. İşe alınacak personelin adli sicil kaydı, ikinci maddeye geçiyorum. Yani bildiğimiz adıyla sabıka kaydı e devletten alınırken kamu seçeneği seçilmeliydi bakan böyle söylüyor ama büyük çoğunluğu özel sektör seçeneğinden kayıt aldı böylece işe alımda hülle yöntemi kullandılar buna sadece ne demek biliyor musunuz ne demek lazım bakan bey yine saçmalamaya devam ediyor çünkü dediği gibi bir hülle yöntemi kullanılmışsa yani bizim hülle yöntemi kullandığımızı işe alımla ilgili kamu seçeneğini seçmediğimizi ve özel sektör seçeneğinden kayıt aldığımızı iddia ediyor. Eğer dediği gibi hülle yöntemi kullanılmışsa bizden önceki ilk altı ayda yani eski başkan Mevlüt Uysal ve İstanbul valisi Sayın Ali Yerlikaya döneminde işe alınan 4000 bin çalışanının 1400'ünün bin de adli sicil kaydı özel şirket seçeneğinden alınmış olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani siz Sayın Bakan İstanbul Valisi'ne partili eski belediye başkanına da hülleci mi diyorsunuz Sayın Bakan bunu açıklayın. Üçüncü madde Bakan Bey'in 3 ve 4 nolu iddiası ise belediye ve kuruluşlarında değerlendirme komisyonu olmadığı ya da komisyonu olan kuruluşların da geç değerlendirme yaptığı yönünde. Belediyemiz İSKİ ve İETT'de değerlendirme komisyonlarımız görevini yapmaktadır. Başından beri. Bakan Bey'in geçen yılki hezeyanının ardından İştirak şirketlerimizde de değerlendirme komisyonunu kurduk. Gelen tüm arşiv araştırmaları da bu komisyonlarda değerlendirilerek işlem yapıldı. Bu zamana kadar çeşitli kayıtlardan 1105 dosya ele alındı. 974 dosyaya işlem yapılma gereği görülmedi. 46 terör ilişiği ve iltisakı içeren kişi, işten çıkarıldı. 53 kişi de farklı suç bilgileri ve arşiv araştırmaları nedeniyle iş hakitleri feshedildi. Bu rakamların içinde bizden önceki döneme ait işe girişlerinde olduğunun altını çizmek istiyorum. Peki Bakan Bey sizin partinizin döneminde ne yapılmış diye soralım. Siz değil arşiv araştırması adli sicilinde yani bakın adli sicilinde arşiv araştırması değil basit sabıka kaydında bile silahlı terör örgütü üyeliği bombalı terör